Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incecik hamuruyla çok lezzetli, çok pratik, nefis bir gözleme tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen gözlememizin yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımıza 1,5 su bardağı ılık suyumuzu alalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 ml büyük su bardaklarından. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı da toz şeker ekleyip bu ikili eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Toplamda 3 su bardağından biraz fazla un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından arkadaşlar. İlk aşamada ununuzun hepsini birden eklemeyin. Yavaş yavaş ekleyin ki hamurun kıvamı sert olmasın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. İlk aşamada spatula ile karıştırın. Elinize vurmanıza gerek yok. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık içindeki spatulayı çıkarıp elinize yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Dediğim gibi ben 3 su bardağından biraz fazla un kullandım. Bu ölçü aşağı yukarı değişebilir. Herkesin un kalitesi farklı çünkü. O yüzden ununuzu yavaş yavaş koymakta her zaman fayda var. Hamurumu şöyle kabaca bir toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve avuç içimle şöyle bastırarak yoğuruyorum. Bu şekilde yoğurursanız hamurunuz daha güzel, özlü bir hamur olacaktır. O yüzden tezgahta da mutlaka bir 2-3 dakika yoğurun. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu. Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şöyle rulo haline getirip hamurumuzu 12-13 parçaya ayıralım. Ben 13 tane beze elde ettim. Sizler daha büyük yapmak isterseniz 10 tane de yapabilirsiniz. Evet, hamurlarımızı şöyle hafif un serperek masamıza toparlayalım. Beze haline getirip un serpmiş olduğumuz bir tepsiye alalım. Mutlaka tepsinize un serpin. Hamur yapışabilir, alırken zorlanırsınız. O yüzden mutlaka un serpelim altına. Evet, bezelerimi hazırladım. Şimdi üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve hemen iç harcını hazırlayıp açmaya başlayacağım. Ben iç harcı için biraz tulum peyniri, biraz da lor peyniri karıştırıp kullanacağım. Dilerseniz içerisine kaşar peyniri ekleyebilirsiniz veya beyaz peynirle hazırlayabilirsiniz. Ben içerisine maydanoz eklemedim bu sefer. Sizler dilerseniz maydanoz koyabilirsiniz. Yeşil soğan da inanılmaz güzel yakışıyor. Dilediğiniz iç malzemeyi tabii ki kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben tulum peyniri ile lor peynirini karıştırıp o şekilde hazırlayacağım. Evet, şimdi bezelerimi altına ve üzerine un serperek açmaya başlıyorum. İsterseniz vaktiniz varsa bezeleri bir 15-20 dakika dinlendirin. Bu şekilde hamur kendini bırakıyor, çok daha güzel açılıyor. Vaktiniz yoksa zaten ilk bezeden başlayarak açabilirsiniz. Zaten onları açana kadar diğerleri de dinlenmiş olacaktır. Açma esnasında mutlaka un serpmeyi unutmayın. Hamurumuz böyle sert bir hamur değil, yumuşak bir hamur. O yüzden açma esnasında yapışmalar olabilir. İlk aşamada mutlaka biraz un serpmeyi unutmayalım. Ben oklavayla açtım ama dilerseniz merdaneyle de açabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Evet, bu büyüklükte açtıktan sonra şimdi hazırlamış olduğumuz peynirli iç harcımızdan yarısını gelecek şekilde koyalım. Diğer yarısını boş bırakalım. Evet, boş olan kısmı şimdi peynirli olan tarafın üzerine kapatalım. Bir ruletle kenar kısımlarını kesip çıkartalım. Ruletiniz yoksa bıçakla kesebilirsiniz veya çatalla kenarlarını bastırarak da yapabilirsiniz. Ama ruletle çok daha pürüzsüz bir şekilde kesiliyor. Şöyle parmak uçlarımla da hafif bastırıyorum ki pişerken açılmalar olmasın, peynirler akmasın. Şimdi bunu bir temiz bezin üzerine koyacağım ve bütün hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Mutlaka açmış olduğunuz hamurları bir temiz bez üzerine veya sofra bezinin üzerine koyun ki alırken yapışma olmasın.
Evet, aynı şekilde diğer hamurlarımı da gördüğünüz gibi açmaya devam ediyorum. Hamur dinlendikçe gayet güzel açılıyor. Kesinlikle sizi yormayacak. Eğer güzel bir hamur yoğurmuşsanız, dediğim gibi buna bağlı olarak gözlemeleriniz de çok güzel olacaktır zaten. Kenarları eğri olabilir, yırtık olabilir, hiç problem değil. Sadece orta kısmı yırtılmasın. Çünkü pişerken peynir akabilir. O yüzden sadece orta kısmı yırtılmasın, kenarları yırtılsın, hiç problem değil. Evet, yine aynı şekilde kenarlarını ruletle kesiyorum. O parçaları tekrar birleştirip tekrar açacağım. Kesinlikle atmıyorum. Onu bir kenara alıyorum ve beze haline getireceğim onları. Evet, hepsini bu şekilde açtım. Gördüğünüz gibi bezin üzerine yerleştirdikten sonra ben üzerine temiz bir bez kapatıyorum kurumaması için. Son olarak pişirme aşamasına geçeceğim. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem pişirme hem açma işlemi aynı anda zor oluyor. O yüzden mutlaka hepsini bu şekilde açın. Üzerine temiz bir bez kapatıp son olarak pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Evet, son bezemi de açtım. Artık pişirme aşamasına geçiyorum. Ben böyle bir döküm tava kullanacağım. Normal tavada da tabii ki yapabilirsiniz. Tavanızı mutlaka tamamen ısıtın, güzelce kızsın. Sonrasında bezelerimizi ikişerli veya tekli olacak şekilde tavanızın büyüklüğüne göre altı yüksek ateşte arkadaşlar. Yüksek ateşte altının hafif pembeleşmesini bekleyeceğiz. Eğer böyle güzel kabarmasını istiyorsanız gözlemelerinizin, bir spatula ile böyle hafif hafif üzerine dokunursanız böyle arasındaki hava boşluğu olacaktır ve bu şekilde daha güzel kabaracak ve pişecektir gözlemeleriniz. Gördüğünüz gibi böyle üzerine hafif hafif dokunuyorum ve kabardığını görüyorsunuz. Evet, bu şekilde çevirerek iki tarafında güzelce pişireceğim ve sonrasında üzerini tereyağı ile güzelce yağlayıp tepsime alacağım. Gördüğünüz gibi iki tarafı da gayet güzel bir şekilde pişti ve üzerlerini hemen ocaktan alır almaz mutlaka tereyağı ile yağlayın. Soğuduğu zaman olmayacaktır. Mutlaka sıcağı ile yağlamak gerekiyor. Bazıları tavada yağlıyor. Ben tavada yağlamak istemiyorum. Tavanın yağlı olması iyi olmuyor. Tava yağsız bir şekilde kalırsa daha iyi olacaktır. Evet, şimdi her pişirmede bir havlu peçeteyle mutlaka tavayı şöyle bir silin. İçinde un kalabilir. O yüzden o da güzel bir görüntü olmaz. Sonrasında hemen diğer gözlemelerimi pişirmeye devam edeceğim. Evet, böyle üzerine hafif hafif dokunmayı unutmayın. Dediğim gibi bu şekilde kabarmasını sağlayacak gözlemelerinizin. Diğer tarafını da çevirince aynı şekilde çok hafif hafif üzerine dokunalım. Ve gördüğünüz gibi puf puf kabaracak ve içi de böyle çok güzel bir şekilde pişecek. Evet, bir kez daha sizlere bu pişirme aşamasını göstermek istedim. Aynı şekilde bütün gözlemelerimi pişirdim ve hemen üzerlerini sıcağı ile yağladıktan sonra tepsime aldım ve birazdan sizlere son halinde göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı oldukça pratik ama inanılmaz lezzetli oluyor. İster kahvaltı sofralarınıza, ister beş çaylarınıza veya hafta sonunda çocuklarınızla beraber yiyebileceğiniz nefis gözlemeler oluyor. Evet, son gözlemelerimi de pişirdim. Hemen şöyle yağladıktan sonra sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Mutlaka sıcak sıcak servis edin. Çünkü üzerinde tereyağı olduğu için sıcağıyla çok daha güzel oluyor. Evet, nefis gözlemelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Hemen şöyle sizlere iç dokusunu da gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer, videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak, kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.